Evet, videomuzun devamında arkadaşlar Çatalçam'a doğru hareket halinde olacağız. Şimdi ışıklardan çıkıyoruz. Evet, ışıklar bize yandı. Şöyle devam ediyoruz. Yine ışıklara yakalandık. Bu yolu pek kullanmıyoruz arkadaşlar biz. Yani genelde bu yol hep dönüş yolumuz oluyor bizim. Bize şu anda bu yol bana ters geliyor arkadaşlar. Normalde hep karşıdan eve geliyordum ben. Karşı taraftan. Çünkü buradan doğru Gerze, Sinop yol ayrımına geldikten sonra Boyabat yol ayrımına Boyabat'a dönüyorduk. Boyabat'tan tuğlamızı yükleyip Kastamonu Ilgaz üzerinden ne yapıyorduk? İstanbul'a düşüyorduk. Bu yolda dönüşümüz oluyordu bizim. Ama şimdi gördüğünüz gibi gidiş yolu olarak burayı kullanıyoruz yani. Ama dediğim gibi fark aynı, hani sanki bir yoldan hiç gitmemiş gibi farklı bir yol olarak geliyor bana şu anda. Farklı bir güzergah gibi geliyor. Ama tabii normalde buffer'dan yük yükleyip çıktığımız zaman kullandığımız yol burası. Mecburen geri dönüş olarak burayı da kullanacağız. Ama dediğim gibi genelde ben ne oluyordu? Dönüş yolu olarak kullanıyorduk burayı. Bugün bir değişiklik yaptık. Böyle bu taraftan yük yükledik, çıktık bakalım. Evet, sonbahar mevsimine göre güzel bir görünüm, güzel bir çekim oluyor diye düşünüyorum yani buraya doğru. Niye derseniz yani şey açısından, hem gündüzlük hem de şöyle manzara açısından güzel görünümler var. Yeşillik, yani böyle çok da çirkin bir görüntü olmadığını düşünüyorum manzara olarak. Memleketimizin her tarafı güzel de işte biz kıymetini bilip yaşamasını bilemiyoruz içinde.
olarak güzel bir yol olduğunu düşünüyorum yani. Şimdi şehir içine doğru da girmeye başladığımızda daha hareketli, daha da kalabalık, akşamüstü tam da saati kalabalık saati zaten. Tam sıkışma saati. Şöyle gazdan ayağımızı çekelim. Biz gidene kadar herhalde oraya ışık yeşile döner diye düşünüyorum. Gerçi ön tarafta tıkandı ya iyi gene. Şöyle farlarımızı da bir yakalım. Akşam oldu. Hadi la, hadi la ışık, hadi la. Bu arabalar kakana kadar bir daha yanarsın sen. Birikti herkes. Hadi. Haydin oğlum. Haydin bağım. Haydin. Deh. Deh. Dehlen bakayım arabayı. Kalkıp gidene kadar bunlar zaba oluyor. Baksana şuraya ya. Baksana şuraya ya. La yürün daha, yürün daha. İmansız bedular. Yürüsenize ışık yanacak şimdi. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya. Adamlar kalkıp da la yola gitmiyorlar lan arkadaş. Bir yola gitseniz adam gibi zaten. Bu hiçbir şey, hiçbir sıkıntı olmayacak bu yollarda da. Kendilerine olan hız sınırını bilmiyorlar daha yolda ya. Evet arkadaşlar. 19 Mayıs Üniversitesi Fakülte Sapağı'ndayız şu anda. Burayı da geçtikten sonra zaten asas şey başlayacak şimdi Curcuna kalabalık. Buradan sonrası bize 50-50 gitmemiz gerekiyor buradan sonra. Yavaş yavaş. Şöyle şu tarafa bir geçelim biz. Arkamızdan gelen arabalar. Adamlar yola gitmesini bilmiyorlar. Vallahi yola gitmesini bilmiyorlar.
En sağdan gidiyoruz. Önümüzde araç duruyor, durmaya kalkıyor. Yolcu arabaları. Ortadan gitmeye kalkıyorsun. Herkes birikiyor oraya. Sen ışıkları geçene kadar ışık bir daha yanmaya kalkıyor. Bak şimdi. 2 saat kalkıp da yerinden gidemez. Görüyorsun işte. Otobüs ışığı geçiyor. Adam taksiyle 2 dakikada yerinden kalkıp da gidemiyor ya. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar hep buraya doğru çekim yapmamın sebebinin bir tanesi de dediğim gibi bir önce de söyledim. Hava aydınlıkken sizlere şöyle güzel manzaraları göstere göstere. Gece çünkü birçok yer görünmüyor. Çok çok ışıklı olan yerleri ışıklandırılmalı. Yolun ışıklandırmalı. Bak dilim de dönmedi bir türlü. Olduğu yerlerde çekim yapıyorum sizlere mecburen. Ne yapıyoruz? Burada şimdi günüz gözüyle sizlere çekim yapmış olalım. Kimse darılıp gücenmesin hep aynı güzergahı çekmişsin abi diye. Mecburen şu anda buralara doğru çekerek gidiyorum. İlerleyen dakikalarda tabi İstanbul yoluna doğru ışıklı olan bölgelerde sizlere biraz daha güzel gece videosu da çekebiliriz devamında. O yüzden affımıza sığınarak yolumuza devam edelim. İşte benim demek istediğim şey de buydu. Otobüs, Allah razı olsun minibüsçüden. Bize yol verdi adam. Minibüs şöyle görüyor çünkü sağ şeritten gittiğim zaman yolcu minibüsü lang diye yolda durabiliyor. Yolda durduğu zaman da işte biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Mecburen peşinde durmak zorundasın. O yüzden biz orta şeridi kullanıyoruz ama bu sefer de hem solumuzu hem sağımızı kollamak zorunda kalıyoruz. Çünkü iki tarafımızdan da araba gelip geçiyor. Devamlı aynalara bir o yana bak bir yana bak. Bir o yana bak bir yana bak. İnsanın kafası şey oluyor ya. Dönüyor artık yani ya. Otomatik kafa artık otomatik oluyor yani. O yan bir an, o yan bir an. Sağa sol, sağa sol. Ya yapmasan birisi gelip giriyor tekere. Ondan sonra abi sen beni görmedin mi? Ben seni nerede göreyim? Sen gelmiş girmişsin buraya. Ayna tam tekerin dibini göstermiyor ki. Hangi birinizine bakalım aynaların biz? Öndeki kaş aynasına mı bakacaksın? Kaç tane gözümüz var? 2 tane gözle 8 tane ayna kontrol etmeye kalkıyor. Ondan sonra adamın hatası bize patladı. Ne sen görmedin mi? Sen ben nerede göreyim? Sen gelmiş girmişsin arabanın dibine.
şu Ankara İstanbul yoluna bir dönsek, bu şehir içinden çıkıp rahatlayacağız da. Şu anda yine de şükür olsun bu akşam o kadar aşırı kalabalık yok buralarda. Daha ileri doğru Atakum'un merkezinde biraz daha olabilir belki kalabalık, ama şu anda burada yok. Yani iyi. Normal şartlarda bu saatlerde burada adım atamıyorsun. Hele de yazın. Yazın buralardan bu saatlerde bu şekilde hareket etmenin hiçbir anlamı yok. Yani bu yolu kullanan sinirden, stresten felç geçiriyor herhalde burada. Şükür olsun bugün iyi. Otobüs geliyor şöyle. Havalar da bir hayli soğudu. Arkadaşlar 12. ayın 1'i itibariyle bugün ne oldu? Havaların soğuduğunu artık tamamen hissettik. Soğukluk kendini hissettirdi. Biz de ne yapıyoruz? Arabamızın camlarını komple kapatıyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Geçemiyoruz işte burada. Akşam oldu mu? Buradan oraya 15 dakikada geliyorsun. Buradan Ankara yoluna artık yarım saat, bir saatte zor bağlanıyorsun. Bu şehir merkezine alternatif bir yol üretmeleri lazım artık. Yavaştan yavaştan çevre yolu. Çevre yolu şart yani, şart.